Değerli basın mensupları. Dün kaybettiğimiz yol arkadaşımız, önceki dönem genel başkan yardımcımız Emel Yıldırıma Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz. Acımız büyük. Kıymetli ailesine, sevenlerine, uzun yıllar hizmet verdiği basın camiasına ve tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi ailesine sabır ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Yine bugün ülkenin efsane hocası, ülkemizin yetiştirdiği değerli bilim insanı, çok kıymetli hocam Tuncer Bulutay'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Tuncer hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, Mektebi Mülkiye Camiası'na ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Değerli basın mensupları, devlette de yönetim krizi ülkemizi buhrana sürükledi. Tek adam vesayet rejimi milli paramızı pul etti. Erdoğan şahsı hükümeti milletimizi pahalılığa, işsizliğe ezdirdi. Liyakatsizlik ve kibir cüzdanlarımızı da tencerelerimizi de boşalttı. Milletimizi perişan etti. Şimdi tüm bunların müsebbipleri sebep oldukları buhrana kılıf bulmaya uğraşıyorlar. Faiz yerine yatırım temelli ekonomi modeli getireceklermiş. 20 yıldır bu ülkeyi kim yönetiyor? Bu ülkeyi 20 yılda kim bu hale getirdi? Ülkemizi faizcilere, manipülatörlere, spekülatörlere, kara paracılara 20 yıldır kim teslim etti? Buradan açıkça ifade edeyim. Bu defa ülkeyi yönetenler kandırıldık Allah bizi affetsin diyerek bu işten sıyrılamazlar. Beceriksizliklerine, akılsızlıklarına yeni model kılıfı geçirip milletimizi kandıramazlar. Allah aşkına bu hükümet kim, yenilik kim? Bu hükümet 20 yıllık metal yorgunu bir hükümet. Eskimiş, çürümüş, paslanmış, adım atacak takati kalmamış. Bunların yeni dediği ülkenin, milletin servetini yok pahasına dış güçlere peşkeş çekmek. Milleti fukaralığa mahkum etmek. Bunlar da yeni denmez. Dense dense iflasın ilamı denir. Bugün Merkez Yönetim Kurulu toplantımızda tüm bu konuları ve devletteki yönetim krizinin her gün biraz daha harladığı buhranı değerlendirdik. Yönetimin beceriksizliği ve liyakatsizliği ülkede ağır bir güven krizine ve buhrana yol açmıştır. Şimdi artık yapılması gereken bellidir. Seçim, seçim, seçim. Değerli basın mensupları, hafta sonu milletin sesi Mersin'den yükseldi. Hemen seçim talebi Türkiye'nin dört bir yanından duyuldu. Erdoğan elbette bunu duymazdan gelmeye kalktı ama ses o kadar güçlüydü ki gözü, kalbi mühürlenmişler dışında herkes gördü. Herkes duydu. Milletimiz Mersin'den patates, soğan güle güle Erdoğan diyerek mesajını çok net verdi. Biz diyoruz ki artık geliyor gelmekte olan. Sandık bugün yarın gelecek ve milletimiz kendi kararıyla bu zulümden kurtulacak. Değerli basın mensupları. Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Meclis sıradan bir meclis değildir. Bizim meclisimiz emperyalizme karşı dünyanın en şanlı savaşlarından birini vermiş gazi bir meclistir. Dünya parlamentoları arasında da müstesna bir yere sahiptir. Gazi Meclisimiz bir yandan Kurtuluş Savaşı'nı yaparken bir yandan da milletimizin iradesine, hakkına, hukukuna, şan ve şerefine sonuna kadar sahip çıkmıştır. Devletimizin kurucusu, büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le başkomutanlık yetkilerini savaş sırasında paylaşırken bile son derece kıskanç davranmıştır. Bu nedenle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üyesi olmak Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren o saygın heyetin şerefine mirasçı olmak demektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun şerefli üyeleri kendilerini seçen milletimizin hakkına, hukukuna hep titizlikle sahip çıkmıştır. Bundan sonra da çıkacaktır. Ama ucu ve şahsım yönetimi iş başına geldiğinden bu yana meclisi, milletvekillerinin iradesini her gün biraz daha kuşatmaya çalışmaktadır. Milli iradeyi meclis binasına hapsetmeye uğraşmaktadır. Milletvekillerinin yürütmeyi denetlemesini, kamu bankalarını kurumlarından bilgi almasını, milletin hakkını sormasını engellemeye cüret etmektedir. Sarayın ağır vesayet gömleğini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giydirmeye çabalamaktadır. Son genel seçimlerde 11.354.190 yurttaşımızın oyunu almış ana muhalefet partisinin genel başkanı yanında milletvekillerinden oluşan bir heyetle 3 Aralık 2021 2021 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumuna gittiğinde yaşananlar bunun en son örneklerinden biridir. Herhalde bu heyet oraya çay kahve içi, içmek için gitmedi asgari ücretlinin, emeklinin, memurun, işçinin yani en az 40 milyon yurttaşımızın geçiminde en temel belirleyici olan enflasyon hesaplarındaki bariz makyajları sorgulamak için gitti. O gün demokrasi tarihimize kapkara bir leke olarak geçti. Sarayın kibirlisinin verdiği talimatla TÜİK Başkanı kurumun kapılarını ana muhalefet partisinin genel başkanına ve milletvekillerine kapattı. Sarayın kibirlisi Erdoğan devlet kurumlarının milletvekillerine ana muhalefet partisi liderine hesap verme sorumluluğu yok dedi. O kurumlar sadece bana hesap verir dedi. Ben buradan söyleyeyim beyefendi milletvekilleri her yere girer ve millet adına hesap sorar. Gerekirse gelir sarayda sana da hesap sorar. Milletvekiline, ana muhalefet partisi genel başkanına bürokrasinin kapılarını kapatmak, milletin hakkını, hukukunu inkar etmektir. Milli iradeyi yok saymaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini gasp etmektir. Demokratik kural ve teamülleri yok saymaktır. Bu, vesayetçi kafanın daniskasıdır, dikalasıdır. Abi bu arada bir sözümüzü de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na bir AK Parti milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerden birine gelse, belediyeden bilgi almak istese, zabıtalarda o AK Parti milletvekiline kapıdan çevirse, acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı yine böyle sessiz kalır mıydı? Tüm milletvekilleri bilmelidir ki, bugün muhalefet milletvekillerine devletin kapılarını kapattıran kibir abidesi, yarın onları da devlet kapısından içeri almayacaktır. Buradan bir kez daha söyleyelim. Hükümet bütün yönetim sistemlerinde vardır. Ama muhalefet sadece demokrasilerde olur. Erdoğan'a tavsiyemiz muhalefetin önemini, kuvvetler ayrılığının değerini bir an evvel idrak etmesidir. Çünkü ilk sandıktan sonra kendileri muhalefetin ne olduğunu, millete muhalefette nasıl hizmet edileceğini yaşayarak öğrenmek zorunda kalacaktır. Değerli basın mensupları, bugün ülkemizde Erdoğan şahsım hükümetinin beceriksizlikleri ve liyakatsizlikleri nedeniyle paramızın dolar ve avro karşısındaki değeri yerlerde sürünüyor. Ülke yöneten Cumhur Koalisyonu her gün buna bir kurt takmaya çalışıyor. Efendim bunun nedeni ekonomik değilmiş. Neden dış güçlermiş? Erdoğan her konuştuğunda dolar avro şaha kalkıyor. E o zaman Erdoğan'a dış güçler mi konuşturuyor? Merkez Bankası'nın yedek akçesine kim çöktü? Dış, güç, dış güçler mi çöktü? Hine hacette kullanılacak bu yedek akçeleri damadıyla beraber Erdoğan hiç etmedi mi? Yine Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları dış güçler mi gelip buharlaştırdı? Hayır, onu da Erdoğan ve damadı buharlaştırdı. İşte bu nedenle milli paramızın kolu kanadı kırık kaldı. Mutfaklarda tencereler boş, marketlerde tezgahlarda fiyat etiketleri her gün her saat değişiyor. Biletin ödeyeceği akaryakıt faturası artık pompa göstergelerine sığmıyor. Nümeratörlere kağıt yapıştırma dönemi geri geldi. Çiftçilerimizin gübre maliyeti dörde beşe katlandı. Çiftçi tarlasına gübre atamıyor. Buğday ekmenin maliyeti şimdiden yüzde otuz arttı. Ekmek fiyatları nerelere çıkacak? Herkes korku içinde. Bu buhran bal gibi ekonomiktir. Hiç kimse öyle ekonomik değildir falan demesin. Bal gibi ekonomiktir. Bal gibi iç güçlerin yapımıdır. Bal gibi Erdoğan şahsım hükümetinin eseridir. TÜİK'in makyajlı enflasyonu ile milletin hissettiği ve yaşadığı enflasyon arasında dağlar kadar fark var. Bağımsız iktisatçılardan oluşan enflasyon araştırma grubuna göre ülkemizde enflasyon %60'a dayanmış. Yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı, İstanbul'da yaşam maliyetlerindeki artışın %50'yi aştığını söylüyor. Sadece milletten yükselen feryada baktığınızda zaten hayat pahalılığının ne olduğunu görebiliyorsunuz. Ama TÜİK enflasyon %21 diyor. Gerçek enflasyonla TÜİK'in enflasyonu arasında 2,5 3 kat fark var. TÜİK'in yaptığı 30 milyon kayıtlı kayıtsız çalışan emekçimizin 12 milyon emekli, dul ve yetimin ve bunların tüm aile bireylerinin haklarının saray tarafından gasp edilmesi demektir. Bunun adı kul hakkı yemektir. Genel Başkanımız gasp edilen bu kul hakkının hesabını sormayacak da neyin hesabını soracak? Bu millet bize niye bu yetkiyi verdi? Erdoğan çıraklık döneminde ağzından Mehmet Akif'in şu dizelerini düşürmüyordu. Kenarı Dicle'de bir kurt aşırsa koyunu Gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu. Şimdi emekliliğe adım adım yaklaşırken Erdoğan, Akif'in bu dizelerini ağzına almaz oldu. Erdoğan şahsım yönetimi milletin emanetini kurtlara bırakmadan kendisi iç etmeye başladı. Şimdi aynı Erdoğan sıkılmadan insan utanır. İnsan davet edilmediği yere gitmez diyor. Buradan söyleyelim. Biz kenarı Dicle'de kurtların kaptığı her bir koyunun hesabını sormaktan asla utanmayız. Asla sıkılmayız. Ama bu ülkede asıl utanmazları da, asıl utanılması gerekenleri de aziz milletimize teşhir etmekten, millet adına bunun hesabını sormaktan da hiçbir zaman geri durmayız. Asıl utanmazlık nedir? Biz söyleyelim. Bu can bu tende kaldığı müddetçe papazı vermem diye Millete caka satıp papazı özel uçakla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oval ofisine bir gecede göndermektir. Asıl utanmazlık kendisine aptal olma diye mektup yazan bir ülke başkanının suratını o mektupları çarp o mektubu çarpmak yerine bir kare resim onunla bir kare resim çektirip caka satmak için ayağına koşmaktır. Asıl utanmazlık bir başka ülkenin uçakları İdlib'de 36 askerimizi şehit ettiğinde bunun hesabını soramamaktır. O ülke başkanının saray kapıları, sarayının kapılarında dakikalarca bekletilmektir. Bunun da o ülkenin resmi televizyon kameralarının kronometre tutarak çekmesine izin vermektir. Asıl utanmazlık Suriye'de egemen güçlerin taşeronluğuna soyunmaktır. Milletimizin 40 milyardan fazla 40 milyar dolardan fazla parasını Suriye bataklığına gömmektir. Asıl utanmazlık öz evladına paraları sıfırla talimatı vermektir. Asıl utanmazlık 30 yaşındaki bir İranlı sahtekardan alınan rüşveti ayakkabı kutularında evlerdeki çelik kasalarda saklamak bir de üstüne önüne yatarım demektir. Asıl utanmazlık mafyanın ayda 10 bin dolar maaşa bağladığı siyasetçi var deyip sonra da bunun adını açıklamamaktır. Asıl utanmazlık dünyada aranan bir dolandırıcıyı uyararak ülkeden kaçırmak amacıyla tertip düzenlemektir. Bu tertip ortaya çıkınca da yukarıdan aşağıya bir karar aldık diyerek meclis komisyonunda pişkince sırıtmaktır. Asıl utanmazlık bu pişkinliği yapan atama bakan hakkında hiçbir işlem yapmamaktır. Asıl utanmazlık ülkemizin atadan, dededen kalan tüm varlıklarını, limanlarını, limanlarını, çimento fabrikalarını, yem fabrikalarını ve pek çok teyzisini yandaşlarına ve yabancılara peşkeş çekip sonra da bu ülkede bir tek biz taşlaş üstüne koyduk diyebilmektir. Bu ülkede asıl utanmazlık Türk bankalarının verdiği krediyle Türk Telekom'u Lübnanlı Harili ailesine peşkeş çekmektir. Sonra da Telekom'un karını Harillilere Harililere gönderip kredi borcunu da milletin sırtına yıkmaktır. Asıl utanmazlık bu ülkenin en stratejik savunma tesislerinden Sakarya'daki tank palet fabrikasını Katar ordusuna 5 kuruş almadan peşkeş çekmektir. Asıl utanmazlık faiz lobilerini ağzından düşürmeyip iktidarları döneminde 193 milyar dolar faizi Londra'daki, New York'taki tefecilerin kasasına aktarmaktır. Bu ülkede asıl utanmazlık emekliyi çalışmadan geçinemez hale getirmektir. Fabrikaya iş bakmaya giden emekliyi kapıda asılı ekmeği almak zorunda bırakmaktır. Sonra da ona tavuklarıma götüreceğim yalanını söyletmek durumunda bırakmaktır. O emekli vatandaşımıza gözyaşı döktürmektir. Asıl utanmazlık milletin gencecik evlatları çalışacak tek bir iş bulamazken Sarayın beslemelerine 3-5 ayrı yerden 3-5 maaş bağlanmasıdır. Asıl utanmazlık pandemide vatandaşına bütçeden doğru dürüst, doğru dürüst destek vermeyip 101 müzisyenimizin, sanatçımızın yaşamını, yencecik sanatçımızın yaşamına son vermesine seyirci kalmaktır. Asıl utanmazlık eve ekmek götüremiyoruz diyen esnafa abartma demektir öğrencilerin yurtlarda yediği yemek por yemeklerin porsiyonlarını küçülürken, küçültürken onlara Peygamber Efendimiz de mideyi boş bırakırdı diye akıl vermeye kalkmaktır. Enerji faturalarından şikayet eden vatandaşa siz de kombileri kısın diyebilmektir. Dolar avro garantili otoyollardan geçmeyen yurttaşlarımıza paran yoksa da yolların güzelliğini izleyin diyerek milletimizde dalga geçmektir. Bu ülkede asıl utanmazlık memuru, emekliyi, asgari ücretliyi, tüm sabit gelirliliği, hayat gelirlileri hayat pahalılığına ezdirmektir. Ardından da kurda yaşanan hareketlenme nedeniyle toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncelleme ihtiyacı oldu diyerek sebep oldukları bu felakete kulp takmaya kalkmaktır. Yanlış politikalarıyla erittikleri ücretlerin yarısı kadar bile, yanlış politikalarla erittikleri ücretlerin satın alma gücünün yarısı kadar bile ücretlerde artış yapmayıp dörtte biri kadar bir artışla milletin ağzına bir parmak çalıp milleti kandırabileceğini sanmaktır. Bu ülkede asıl utanmazlık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yandaşlarına milli paramızla değil dolarla, avroyla kamu özel işbirliği ihalelerini peşkeş çekmektir. Milletin cebinden bir kuruş çıkmayacak deyip çocuklarımızın, torunlarımızın sırtına milyarlarca dolarlık garantileri yüklemektir. Sonra da bunlarla ilgili çıkacak anlaşmazlıkların çözümünü Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden kaçırıp Londra mahkemelerine vermektir. Bu ülkede asıl utanmazlık bu milletin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından hiçbir kurala ve teamüle uymadan kendi siyasi ikbali için buharlaştırmaktır. Türk lirasının kolunu kanadını kırıp ülkemizin itibarı olan milli paramızın adı sanı duyulmamış paralar karşısında güneş görmüş, kar gibi erimesine sebep olmaktır. Asıl utanmazlık bu ülkenin ana muhalefet partisi liderinin bundan iki yıl önce yaptığı bir konuşmaya FETÖ'nün siyasi ayağını açıkladığı için erişim yasağı getirmektir. Ülkemizi demokratik ülkeler listesinden düşürüp küresel demokrasi zirvesine davet edilemez bir ülke haline getirmektir. Bu ülkede asıl utanmazlık önce ekonominin kitabını yazdık deyip sonra ekonomiyi batırınca Çin işi, Japon işi yeni ekonomi modeli getiriyoruz demektir. Asıl utanmazlık paramızı pul ederek milletimizi fakr zarurete sürükleyerek atadan dededen kalan son gümüşleri de körfez şeylerine yok pahasına pazarlamaya kalkmaktır. Bu ülkede asıl utanmazlık dün 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçlanan yandaş gazetelerde olmadık hakaretler edilen Birleşik Araplar, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi'nin ayağına bugün 10 milyar dolar getirecek diye Türk'a halı sermektir. Asıl utanmazlık Katarlı Bakan'ın yanında Türkiye ekonomisinin hali kabus. Katar'dan mali yardım istemeye mi geldiniz diye gazeteciler sorduğunda TRT yayınını kestirmektir. Bu ülkede asıl utanmazlık. Katar Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ekonomisindeki gidişattan çıkacak fırsatlara bakıyoruz diye konuşturarak ülkemizi istikale, istiskal etmesine göz yummaktır. Utancı giden kimsenin kalbi ölmüş demektir. İşte utancını kaybedenler şimdi hiç sıkılmadan, yüzleri hiç kızarmadan, beceriksizliklerine, kifayetsizliklerine ekonomik bağımsızlık savaşı şalıyla örtmeye çalışıyorlar. İsmet Paşa'nın dediği gibi, hadi canım sen de. Siz kim? Ekonomik bağımsızlık kim? 84 milyonluk güzelim ülkemiz organize bir cehaletin deneme tahtasına dönüştürüldü. Gerçek iktisatçıların deney laboratuvarı ekonomik modellerdir. Bu modellerde yapılan simülasyonlardır. Çünkü ekonomide önü arkası düşünülmeden atılacak adımlar insanların aşına, işine, geleceğine, umutlarına darbe indirir. Ama çakma iktisatçılar elbette bunu bilmez. Şimdi bu çakma ekonomistler bir Çin modeli deyip duruyorlar. Ya Çin bile sizin Çin modeli dediğiniz ucuk ucuz emeğe dayanan bu modelden vazgeçti. Beyler Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakere masasına oturmuş bir Türkiye'yi ucuz emek ülkesi yapmayı öneriyorlar. Bırakın siz ucuz emek ülkesi yapmayı bu ülkeyi. Siz bu ülkeyi verimliliğin ülkesi yapın. Siz bu ülkeyi argenin ülkesi yapın. Siz bu ülkeyi teknolojik gelişmenin ülkesini yap ülkesi yapın. Hem milletimizin geliri artsın, hem de ülkemizin ihracat kapasitesi büyüsün. Ama Erdoğan kerameti kendinden menkul bir takım safsataları doğrudan doğruya insanlarımız üzerinde test etmeye kalktı. Bunları yapacağına sonra da ekonomi batırdı. Önce faiz sebep enflasyon sonuç zırvasını ispatlamak için kayınbeder damat bir oldular. Merkez Bankası'nın hem yedek akçesini sonra da kasasındaki 128 milyar dolarını satıp savdılar. Rezervleri o gün 6 lira 30 kuruştan sattılar. Bugün dolar kuru ne kadar? 14 lira sınırına geldi, dayandı. Ortada korkunç bir zarar var. Şimdi bu rezervleri yerine koymak için bu milletin malını, mülkünü yok pahasına satmaya hazırlanıyorlar. Erdoğan hatalarından hiç ders almıyor. İkide bir de Merkez Bankası Başkanı değiştirmekte bir mahsur görmüyor. E paramız pul oluyormuş, ne gam? Çok değil. Son Merkez Bankası Başkanı'nın ben enflasyona değil çekirdeğine bakarım dediği günden bu yana 3 ayda Türk lirası dolar karşısında %39, Bulgar levası karşısında %36, Pakistan rupisi karşısında %36 ve hatta Taliban yönetimindeki Afganistan'ın para birimi Afgani karşısında %29 değer kaybetti. Maşallah Taliban'ın ekonomi bilgisi, ekonominin kitabını yazdım diyen Erdoğan'a taş çıkartır oldu. Şimdi dışarıdan para bulmak için yok pahasına neyimiz var neyimiz yok satacaklar. Sonra da arkasından buna yeni ekonomi modeli diyecekler. Çin işi, Japon işi deyip milletimizin gözünü boyamaya kalkacaklar. Erdoğan şimdi 6 ayda işler düzelir diyor. E bu işler bu kadar kolay mı? Şu anda Türkiye döviz kuru en istikrarsız, parasının değeri en istikrarsız ülke oldu. Kurlardaki olağanüstü oynaklık nedeniyle ülkede insanlar fiyat alıp veremez oldu. Üretimi durdurdular. Tıbbi cihaz satıcıları artık hastanelere mal vermemeye başladı. İthalatçı da ihracatçı da ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Peki paramızın arkasında duracak rezervlerimiz var mı? O da yok. 26 Kasım itibariyle net rezervlerimiz 34,5 milyar dolar eksi bakiye veriyor. Yani Merkez Bankası'nın kasası 34,5 milyar dolar açık veriyor. Tek bir sente muhtaç. Ama Merkez Bankası çıktı, dolar kurunu 13 lira 80 kuruşta tutmak için döviz sattı, piyasalara müdahale etti en büyük yanlışlardan birini yaptı. Kur için seviye işaret etmeye başladı. Şimdi soruyoruz. Önce soralım bakalım. Merkez Bankası kimin dövizini satıyor? Yabancı ülkelerden swapla emanet alınan dövizleri mi? Ticari bankaların kendisine emanet ettiği dövizleri mi? Yoksa milletin mevduatlarından kesilen emanet döviz muzam karşılıklarını mı satıyor? Merkez Bankası olmayan rezervlerinden son iki ihalede bir buçuk milyar dolar sattı. E sattı ne oldu? Hiçbir şey. Dolar hala 14 lira sınırında. Faizler düştü mü? Orası da bir garabet. Merkez Bankası'nın fonlama faizi Kasım'dan bu yana tamam 18'den 15'e çekildi. Ama aynı dönemde 2 yıllık referans tahvil faizi 18'den 21'e, 5 yıllık tahvilin faizi 19'dan 23'e çıktı. Faiz düşecek, düşecek, düşürdük dediler. Uzun vadeli faizleri sıçrattılar. Bu kadar istikrarsızlığın olduğu bir dönemde kim niye yatırım yapsın? Bu ülkede aklı başında hiç kimse faizin yüksek olmasından mutlu olmaz. Başta biz. Ama bu faizleri düşürmenin yolu da yöntemi de bellidir. Faizlerin düşmesi enflasyon beklentilerinin gerilemesine ekonomiye duyulan, ekonomi yönetimine duyulan güvenin artmasına ve risk priminin düşmesine bağlıdır. Bugün bu ülkede hükümet enflasyon beklentilerini düzeltecek, risk primlerini düşürecek hangi adımları atmıştır? Tersine ülkemizde enflasyon beklentilerinde risk primini de arttırmak için elinden geleni ardına koymamıştır. Sonuç Eylül başında risk primi 359 iken ülkenin risk primi şimdi ülkemizin risk primi 531'i geçmiştir. E atalarımızın söylediği gibi hesap bilmeyen kısap kasap ne bıçak bırakır ne de masat. Çin modeli uygulayacağım diyen Erdoğan ekonomiye artık Çin işkencesi yapmaktadır. Milletimizi her geçen gün daha da fakirleştirmektedir. Değerli basın mensupları, Bizim inancımızda adaleti korumak, hakkı korumaktır. Hakkı korumak, halkı korumaktır. Biz hakkı da halkı da utancını yitirmişlerden, kalbi körelmişlerden korumak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Erdoğan'ın bu ülkenin üstüne diktirdiği bu ucube rejim gömleği artık yama tutmaz. Bu görülmüştür, anlaşılmıştır. Bu berbat elbisenin ilk sandıkta topyekün çöpe atılması gerekir yepyeni birinci kalite kumaştan güçlendirilmiş parlamenter rejim elbisesini milletimizle istişare ederek dikmeye ihtiyacımız vardır. Biz hazırız. Milletimiz de buna hazırdır. Milletimiz şahsım hükümetinin ne yaptığını görmüştür. Notunu da vermiştir. Bu buhranın kimin çıkarttığını çok iyi bilmektedir. Bu buhranın müsebbibi olan kifayetsiz şahsım hükümetinin şahsım yönetimini evine göndermek için hemen sandığı beklemektedir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Efendim bize yönlendirilen sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onu aktaracağım. İlk olarak Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen bir soru var. Ulusal Kanal'ın sorusu şöyle. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin açıklamaları oldu. Dün de Meclis Genel Kurulu'nda adaylık tartışması yaşandı hem Koray Bey'in sözleri hem de meclisteki tartışmalar hakkında sizin yorumunuz nasıl olur? Genel Başkanımızın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hakkındaki görüşleri artık kamuoyuna mal olmuştur. Bunların üzerine yorum yapmak gereksizdir. Genel Başkanımızın açıkları, açıklamaları nettir, tevil götürmez. Efendim tele TV tarafından yönlendirilen bir soru var. O soru da şöyle. Sayın Genel Başkan'ın dün bütçe görüşmelerindeki konuşması çok ses getirdi. AK Parti milletvekillerini de çok kızdırdı. Siz bu konuşmayı ve AK Partili vekillerin öfkesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce neden bu kadar öfke ve bu kadar kızgınlık vardı? Dün meclis, meclis kürsüsünde milletin gür sesi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı sürekli halkımızın arasındadır. Milletimizin dertlerini ilk ağızdan dinlemektedir. Cumhur Koalisyonu artık milletin arasına ancak tebdili kıyafetle çıkabilmektedir. Mersin mitingimizdeki manzara Cumhur Koalisyonu dengesini tamamen bozmuştur. Hep diyoruz, gerçekler acıdır, gerçekler acıtır. AK Parti milletvekilleri de bu ülkede yaşıyor. Markette, pazarda milletimizin yaşadıklarını görmüyorlar mı? Milletin dertlerine çare bulunmasını onlar da bekliyor. Ama saray milletin derdine derman olamadıkça sıkıntıları artıyor. Onlar da artık sarayın metal yorgun olduğunu kabul ediyorlar. Derde derman olamayacağını kabul ediyorlar. Onun için genel başkanımızın bu gerçekleri ifade eden sözlerine kızıyorlar. Biz hep seçim 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 diyoruz. Genel başkanımız doğruları söylüyor. AK Parti milletvekilleri bu doğrulara kızmak yerine gereğini yapmaları gerekiyor.